Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenin rahat oy kullanabilmesine yönelik başlattığı kampanyayı Kapıkule sınır kapısında tanıttı. Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın Türkiye için oy ver, Türkiye için oy vakti sloganıyla başlattığı kampanyanın tanıtımı için geldiği Edirne'de Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Kapıkule sınır kapısına geçen Eren, Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Şenol Levent Elmacı'yı makamında ziyaret etti. Eren'e ziyaretinde Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak da eşlik etti. Ziyaretin ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın standına gelen Eren, görevlilere başarılar diledi. Eren, içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu, masal kitabı, YTB proje broşürleriyle yurtdışı rehberinin bulunduğu çantayı, yurtdışından gelen vatandaşlarla sohbet ederek vatandaşlara armağan etti. Eren, seçim dönemlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşların en temel hakları olan oy kullanma hak ve vazifesini yerine getirebilmeleri için kampanya yürüttüklerini söyledi. Seçime yönelik 63 ülkede 123 temsilcilikte 30 sınır kapısında bugün itibariyle oy verme işlemi başlamış bulunmakta. 7 Haziran'da 19 Haziran arası saat 9'da akşam 9 arası büyükelçiliklerimizde veya ilgili temsilciliklerimizde oylar kullanabilecek. Şu an içinde bulunduğumuz Kapıkule sınır kapısı gibi 30 tane sınır kapımızda da 7 Haziran'dan 24 Haziran saat 5'e kadar 24 saat esasıyla yurt dışından ana vatanlarına gelen vatandaşlarımız, seçmen gidiyor yurt dışından vatandaşlarımız oyları rahatlıkla kullanabilecekler. Peki biz bu süreçte ne yapıyoruz? Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın diaspora Türkiye'de ana vatanlarına ilişkilerini sosyal, kültürel, ticari her türlü ilişkilerini geliştirmeye mahsus kurulmuş bir durum. Tabii seçim dönemlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en temel hakları olan oy kullanma hak ve vazifesini yerlerine getirebilmek için biz de bir duyarlılık ve hassasiyet üzerine bir kampanya yapıyoruz. Bu seçim sürecinde de Türkiye için oy ver ve Türkiye için oy vakti diye bir tane üst başlık, bir slogan belirleyerek seçim kampanyasına, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma oranının arttırılmasına yönelik bir hassasiyet kampanyası biz de düzenledik. Bunun içerisinde neler yaptık? Seçim.ytb.gov.tr diye bir site açtık. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu siteye girerek yaşadıkları ülkelerde nerede oy kullanabilecekler, sandık nerelerde var veya yurt dışından Türkiye'ye gelirken hangi sınır kapılarında nerelerde oy kullanabilecekler, bunları görebiliyorlar rahatlıkla. Bunun dışında yine bilhassa Avrupa'da vatandaşlarımızın oy kullanmayla alakalı hassasiyetlerin duyarlılıklarını arttırmak üzere yerel bizim gazetelerimiz olsun. Oradaki belli vatandaşlarımıza, diasporumuza yönelik internet siteleri ve sosyal medya kampanyaları olsun. Bunların aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmakla alakalı vazifelerini kendilerine hatırlatmak için kısa videolarımızı, bunlar hem kurumumuzun YouTube'daki hesabında hem de sosyal medyada bunun yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu seçim dönemi vatanımız, milletimiz için hayırlısı olur. Biz kurum olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her konuda olduğu gibi seçim dönemlerinde de oy kullanmalarıyla alakalı kendilerinin daha rahat oy kullanabilecek bir ortamı sağlamak, teşviği yapmak ve kampanyayı yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sandık görevlilerini de ziyaret ederek başarı dileyen Eren, görevlilerden şu ana kadar Kapıkule sınır kapısında 105 seçmenin oy kullandığını öğrendi. Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ta yaz mevsimine denk gelen seçim nedeniyle oy kullanma sayısının yüksek olmasını beklediklerini söyledi.